Küçük tuğlalar, yapı taşları, bütün çocukların dünyada her yerde oynadığı tuğlalar, rengarenk, sürekli oynanan, neredeyse artık birkaç neslin oynamış olduğu oyuncaklar, Legolar. Lego'nun çıktığı yer Danimarka, Billund kenti. Orada bir marangoz var. Ole Kirk Christensen. Marangoz aslında küçük marangozluk işleri yapıyor. Hani öyle sandalyeler, tabureler, merdivenler falan. Sonra bir gün maalesef mağazası yanıyor. Çocuklarının oradaki yongalarla oynarken çıkarttıkları yangından. Christensen yılmıyor. Yeni bir atölye daha yapıyor. Fakat atölye tam bittiğinde Amerika'da başlayan 1929 krizi bütün dünyayı vuruyor. Bari diyor ki daha küçük şeyler yapayım, küçük oyuncaklar yapayım, özellikle ahşap oyuncaklar yapayım diyor. İşte küçük ahşap askerler yapıyor. O zamanın en ünlü oyuncağı olan ağzının çak 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 hareket ettiği bir ördek yapıyor. O zamanın bütün çocukları evlerine alıyor. Oyuncak işini seviyor. Bundan sonra oyuncak işine konsantre olmaya karar veriyor Christensen. Oyuncak şirketinin adını da Leg Gold kelimelerinden, yani Danimarkaca iyi oyna kelimelerinin kısaltmasıyla Lego olarak koyuyor. Tabii o sıralar işin derinine inip Latince'de de Lego'nun birleştirme, bir araya getirme anlamına geldiğini bilmeden turneyi gözünden vurmuş oluyor. Oyuncak işi tekrar iyi gidiyor. Oğlu Gottfried da geliyor ona yardıma. İşler yavaştan büyümeye başlıyor. Bir yangında ne var ne yoksa kül oluyor. Tekrardan yeni baştan yeniden başlamak zorunda Christensen. Bu sefer ahşapla fazla uğraşmak yerine o zamanın modası haline gelen petrol türevi ürünlerinin, yani plastiğin önemini anlıyor ve ilk defa bir enjeksiyon makinesi alıyor. Bu arada bütün bunları yaparken de küçük bir İngiliz şirketi olan Kiddycraft şirketini de alıyorlar. Çünkü onlar bir tür yapı tuğlası yapıyorlar, oyuncak. Ama Christensen bunu değiştirip daha renkli, daha farklı tuğlalara yaratmaya karar veriyor. Ve bir otomatik kilitlenen tuğla versiyonu üretiyor. Bugün bildiğimiz Lego aslında tam o zaman çıkıyor ortaya. Ve 1953'te adını Lego Bricks, Lego tuğlaları yapıyorlar. Savaş sonrasında her tarafta inşaatların başlaması, bütün Avrupa'nın inşaata boğulması Legolar için de ilginç hale geliyor. Bu küçük tuğlalar birbirine kolayca birleşip kolayca kilitlendiği için her tarafta bu tuğlalarla minik evler yapmak isteyen çocuklar oynamaya başlıyor. 1958 yılında geliştirdikleri kilit sistemini bugün hala kullanıyorlar. Kilit sistemi o kadar net, o kadar tutarlı ki nesiller aynı oyuncaklarla oynayabilir oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman oynanıp atılan bir oyuncaktan bahsetmiyoruz. Nesilden nesile devredebiliyor. Savaş sonrasında otomobillerin artması, şehirlerin büyümesi Lego'ya da güzel fikirler veriyor. Yavaş yavaş Lego şehirleri fikri yerleşiyor. Tam büyürken 58'de Christensen ölüyor ama oğlu her şeyi büyütmeye devam ediyor. Lego Amerika'ya giriyor. Hatta Amerika'daki üretimi bavullarıyla bildiğimiz Samsonite firması Lego'nun lisansı altında yapmaya başlıyor. Yavaş yavaş evler bitip hayat genişledi. Önce tren sistemleri geldi. Lego'dan trenler yapılmaya başladı. 1968'de ise çok büyük bir iş gerçekleştirildi. Kocaman bir park yapıldı Lego'dan. İçinde her şeyin olduğu. Legoland. 69'dan itibaren de daha küçük çocuklar için Duplo markası geliştirildi. Buraya daha büyük parçalar yapıldı. Ama işin güzeli diğer normal Lego parçalarıyla bu büyük parçaların da uyumlu olmasıydı. İş geliştikçe büyüdükçe artık insana da ihtiyaç vardı. 74'te insan figürleri Lego'ya dahil oldu. Gülen suratlı, sarı suratlı insanlar vardı. Hemen arkasından da
logo teknik geldi çünkü artık teknoloji hayatın içine girmişti. Dolayısıyla küçük parçalar, küçük mekanik parçalar, tekerlekler, gerçekten hareketli otomobiller yapabilme imkanı, hatta kimisinin kendisinden hareket edebilir hale getirildiği oyuncaklar yapıldı. Bunlarla özel temalar üretildi. Lego Şato, Lego Uzay, Lego Şehir. Ne kadar parça alırsanız da hepsi birbiriyle tutarlı olduğu için oyunu istediği kadar büyütebildiniz. İngiliz Oyuncak Perakendecileri Birliği BATR 100 yılın oyuncağı seçti Lego'yu. Gerçekten de bir dönemin oyuncağı nedir derseniz pek çoğumuzun aklına gerçekten bu küçük tuğlalar, küpler gelecektir. 2000'lerden sonra şirket zorlanır olmaya başladı çünkü çocukların oynayacağı çok fazla teknolojik ürün gelişmişti. Ekranlar devreye girdi ama ne olursa olsun Lego bundan da bir türlü kendini sıyırmayı bildi. Zamanın gereklerine uydu. Ninja Go gibi işler yaptı. Ne demek o? Film, dizi, oyun ve gerçek dokunulabilir oyuncak bir araya gelip yepyeni bir başarı sistemi yaratıldı. Sonunda Warner Brothers'la iki ayrı Lego filmi yapıldı. Lego 1 ve Lego 2 filmleri yapıldı. Legolar artık gerçekten hayatın içine girmiş. Sinemada da pek meşhur olmuşlar. We're going to save Lucy and all of the other people who were captured. Dünyada 25 bin çalışanı ve 900 mağazası var. Bugüne kadar 400 milyar parça satılmış. 400 milyar parça ve 10 milyarda figür satılmış. Düşünsenize, neredeyse insan sayısına yakın Lego üretilmiş ve satılmış. Bugün de plastiğin daha çevreci olabileni, daha geri dönüşümlü olabilecekleri, daha doğa dostu malzemelerle üretmeye devam ediyorlar. Ama şu önemli ki Lego ile oynamamış neredeyse pek kimse kalmadı. Lego hala ellerle oynanıp hem aileler hem arkadaşlar arasında hikayeleri paylaşarak yaratabileceğimiz bir şey. Siz de kendinize bir yatırım yapın ve neleri kimlerle paylaştığınızı, babanızın, annenizin oynadığı ile çocuklarınızın oynadığı arasındaki köprülerin olup olamayacağını, hele hele bugün yaptıklarınızla torunların arasında nasıl bir köprü olacağına bir bakın. Görüşmek üzere.